Ekonomiden memnun musunuz? Memnun değiliz. Neden memnun değiliz? Neyinden memnun olalım ki? Nasıl şu anda sizce? İyi değil ki. Çok pahalı. Markete gidiyorsun, hiçbir şey yok. Bomboş iki tane poşetine geliyorsun. Yetişmiyor. O da dört nüfusluk yetişmiyor. Kızım, neden böyle oldu sizce? Neden mi? Artık baştakilere sormak lazım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Vallahi orayı biraz düşünmem lazım. Kararsızım. Abi ben kendi açımdan yorumlayayım. Örneğin ben spor öğrencisiyim. Sporla uğraşıyorum. Ya eskiden ben yumurta alıyordum. Yani tavuktan daha ucuz diye protein kaynağı olarak. Şu an yumurtanın kolisi 25-30 lira oldu yani. Tavuğu geçti. Yani şu an mecbur yine tavuk alıyoruz. Öyle söyleyeyim sana abi. Yani ekonomi de mesela buna bu görüşe karşı muhalif olanlar diyorlar ya mesela kuyumcuların işi dolu. Yani 80 milyonluk yani ülkede şehirde artık her neyse. Yani abi zengini de var fakiri de var yani kuyumcular tabi dolu olabilir. Yani benim gördüğüm bu düzende zengin daha çok zengin, fakir daha çok fakir kalıyor. Yani zengin servetini katlamaya devam ederken yani fakir insan da yani hiçbir şekilde bir aktivitesi yok, sosyal hayatı yok. Spor desen ben spor yapıyorum 500 lira falan benim beslenmeme gidiyor aylık sadece. Budur yani abi. Yani gıda fiyatları şu an senin için yüksek. Abi ben sana şöyle söyleyeyim, geçen markete girdim bir 100 lira vardı. Yani çıktım yani tamam paranın tamamını harcadım. Sepete baktım. Yani ne aldım ne almadım sen söyle. 2-3 parça bir şey vardı. Gerçekten öyle. Peki neden böyle oldu sizce? Ya abi yani ben nedenini tam olarak bilemeyeceğim ama yani tamamen suçlu yönetim gibi abi. Yani biz kime hesap soracağız? Yönetime soracağız. Ülkeyi yönetenlerden hesap sormalıyız. Yani bu böyledir. Nasıl şu anda yönetemiyorlar mı? Abi ben yani biraz konuşmak sivri konuşmak istemiyorum da. Ya abi mesela nasıl diyeyim, Avrupa'da yaşayan bir insan et fiyatları. Örneğin zaten kırmızı ete ben hiç bakamıyorum. 2 haftada bir anca. Ya Allah şükür durumum iyi. Ben yine bir şekilde kazanıyorum. Ben de dolardan kazanıyorum, eurodan kazanıyorum. Ticaret yapıyorum. Bir şekilde TL'yi çeviriyorum, harcıyorum da. Ama yani paramın tamamını da spora harcayamam yani. Başka sorumluluklarım da var. Öyle söyleyeyim sana abi. Mesela yurt dışında adamlar kendi 5 birimiyle et alıyorlar. Yani ben sadece kendi kulvarımdan yorumluyorum. Yani her insan kendi yaşadığı biçimde yorumlanır. Kimi evine ekmek götüremiyor. Yani kimisi başka bir derdi var. Öyle abi, asgari ücret zaten sana şöyle söyleyeyim abi. Yani gittiler geldiler. Bayağı bir zaman geçti. Yani ben dedim herhalde bu sefer 3000'i falan yani bayağı aşacak. Sağlam olacak dedim de yine düşük kaldı abi. Beklentiyi karşılamadım. Tabii ki karşılamadım. Peki yarın bir seçim olsa bir genç olarak hangi partiye verirsin? Abi vallahi sana şöyle söyleyeyim. Ben yani hiçbir partiye vermem şu anda. Neden hiçbirisi? Abi ben AK Parti Recep Tayyip Erdoğan düşünüyordum da yani sırf yani şey için ben üniversite sınavına girdim. Kazandım Allah'a şükür. Yani sınavı ertelemediler sırf ekonomi için. Yani o kadar genç harcandı. Yani hatta kampanya başlatıldı oy moy yok diye. Yani ben de o tayfadanım abi, sana öyle söyleyeyim. Yani siz gerçekten dikkate almadılar. Ya abi tabii ki dikkate almadılar. Kaç tane insan harcandı ya, sana öyle söyleyeyim. Herkese yazık oldu. Bir de korona falan muhabbeti vardı. Yok işte dediler masalara ayıracağız, saraylara ayıracağız. O gün yani istatistik açıklandı mı bilmiyorum. Bence bayağı kişi kapmıştır yani abi. Öyle söyleyeyim sana. Sadece bu sebepten mi yoksa az önce saydığın diğer ekonomik abi, sebepler? Tüm sebeplerden ama bana sorarsan en çok ekonomi. Çünkü abi ben yani bu ülkenin bir vatandaşıyım. Yani iyi yerlere gelmek istiyorum. Güzel yerlerde gezmek istiyorum. Allah'a şükür paramı kazanıyorum. Geziyorum da. Ama neden adam bunu 5'te 1 harcarken ben 5'te 3 harcayayım? Ya biz reisin elhamdülillah izinle yürümeye devam ediyoruz. Aynen. Reis hangi partiye işaret ederse biz o partiye oy vereceğiz. Ne? Ne işi var dayı şu an? Ne? Şu an nerede iş var? Yıllardır. Ben ülke nerelere geldi gözünü seveyim. Ben turizmciyim. Ben 8 senedir Bodrum'da turizm işi yapıyorum. 1,5 senedir pandemiden dolayı kapalıyız. Eksi 1,5 trilyon içeri girmişiz. Kader. Bak hayır, şimdi bak şöyle bir şey var. Asgari ücret ne kadar? Kardeşim, asgari ücret ben, ne kadar? Bana onu söyle dayıcım. YÖMİ'yle çalışıyorum. Bak sen YÖMİ'yle çalışıyorsun. Her ayda insanlar var. Bak burada gördüğün her mağazada çalışan bir insan 2800 maaş alıyor. Ne? 2800 lira asgari ücret. Çağır. Bak bunların tabelalarını ben yaptım. Abi ben burada mevzu tabela değil. Benim normal bir vatandaştan bahsediyorum. Tembele para yok kardeşim. Çalışacağız. Yiğit olacağız. Ekmeğimizin peşinde tamam. Olacağız. Aslan gibi. Tamam ben ekmek... de sana şunu söylüyorum. Ama yok devlet bize versin. Yok öyle bir şey asla. Hak etmeyeni kimse vermez. Şimdi 2800 lira asgari ücret alıyorsun.
Kardeşim, Bağcılar'da oturuyorsun. Sen kaç yaşındasın ben kardeşim? Ben 28 yaşındayım. Dinle beni kardeşim. Ne mezunusun? Ben üniversite mezunuyum. Kurban olayım kardeşim. Sen asgari ücretle mi çalışıyorsun? Ben asgari ücretle çalışmıyorum. Tamam, ama bak şimdi. Yiğit kardeşim. Ama ya bırak teferruat. Sen kendinden yüzde kaç okumuş abi, bak öyle düşünmeyiz. Kardeşim. Kendini vatandaş 2200 TL maaşla kendini sesler karışmasın. Kendini donanımlandır. Bak üniversite mezunu bir yiğit bir delikanlısın. Çok abi, güzel. Eyvallah, Allah razı olsun. Donanımlandır. Zanaatkar ol. Elinden ekmek çıksın. Adam ol, herif ol. Yiğit ol. Kapatalım. Yiğit ol, parayı kazan. Ha öbür türlü. Ben geleceğim dükkanın kenarında oturacağım. Asgari ücret 3000 lira ver bana. Öyle bir şey yok. Abi zaten çalışacağız. Şu an, doğru söylüyorsun abi. Ben sana bir şey anlatayım. Abicim şu an beni dinle. Şu an asgari ücret ne kadar? 2800 acil ücret alıyorsun. Hiç çalışmadın. Bak buradaki çoğu halkın %80'i 90'ı asgari ücretle çalışan insanlar. Burası Bağcılar'da en ufak kira kardeşim. 2000 lira kira var. 4 kişilik bir ailede. 2000 lira kira verdi, 800 lira sana kalır. Bir aile 4 kişi, bir ailede 4 kişi sabah öğle akşam simit yese yine yetişemiyor kardeşim. Kaç metre? Elektrik fazla keza, su keza, doğalgaz keza. Şimdi bir aile 2800 TL ile nasıl geçinsin? Artısı var. Evlenmeyen bir vatandaş 2800 lira maaş alıyor değil mi? Artı agisi var içinde. Askeri geçim indirimi. Bunu evlenen insanlar 300 lira, 310 lira. Üniversite okutan, çocuğu okutan insanlar daha fazla alıyor. Şimdi askeri ücretini öyle yapmışlar ki 2800'ün içinde agi. Askeri geçim indirimi. 2800 ya, bu insanlar bakıyorsun. Ya sor ya. Ne var içinde? Eşortman var abi. Eşortman var. Kaç paralık bir eşortman? 50 TL. Bak 50 TL. Kardeşim benim. Bak sen bu alışverişi yapacak kadar şu anda ticari hürriyete sahipsin. Abi sen çok yanlış düşünüyorsun. Yok, sen yanlış tabelacıyım diyorsun. Kardeşim. İçeyim diyorsun. Bak, bu dövmeyi kaç para yaptırdın? Bedava. He? Bedava. Getirsene bize de bir la ilahe illallah. Sen işin makarasındasın. Peki. Sen işin makarasındasın. Yok değilim, değil. Doğrusundayım. Teşekkür ederiz. Size de soralım. Ben işin makarasındasın. Buradayız. Sor. Ekonomimden memnun musunuz? Valla kim memnun ki? Neden memnun değilsiniz? İnsanlar geçinemiyor. Nasıl şu an durumlar? Yani herkesin kötü yani. Ben de onlardan biriyim. Biz soruyoruz, bazıları diyor ki her şey dört dörtlük diyor. Tamam, dört dörtlükse o demek ki o adamın herhalde bir 15 milyar falan bir geliri var yani. Ya işte insanları anlamak zor gerçekten yani. Türk halkını anlamak çok zor yani gerçekten. Çünkü geçen işte adam diyor ki biz uzaya gideceğiz diyor. Yani Cumhurbaşkanımız dedi. Oradan çıkıyor taklit ediyor ki inşallah diyor, ezan sesini duyacağız. Ya şimdi bakın, ortaokulda fizik Kur'an'da öğretilir. Ses boşlukta ilerlemez. Yani cehaletin dibindeyiz, ben ne diyeyim abi yani. Bu ülkede yani ne diyeyim yani şimdi. Biler misin, ağlar mısın? Yani artık bu, yani bunu diyen adam. Yani ortaokulda öğretilir bu fizik dersinde, fen dersinde. Ses boşlukta ilerlemez. Peki. Fizik Kur'an. Yani ne diyeyim ben şimdi bu adama? Yani siz ne dersiniz? Yani ülke bu halde. Cehaletin dibindeyiz. Peki şunu soralım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ben hiçbirine vermem yani. Neden hiçbiri? Yani hani hepsi birbirine aynı yani. Bu ülke yıllardır belli bir insanları yönetiyor. Tamam mı? Bakın şimdi AK Parti'den iki parti kuruldu. Onlar zaten 15 yıl önce onlar da başbakandı, bakandı. Onlar da yönetti. Yani iyi şeyler yapılsa zaten ülke bu halde olmazdı. Yani hep aynı insanları mı seçeceğiz biz? Değil mi? Değişen bir şey var mı şimdi? Babacan parti kurmuş. Ne değişen bir şey? Bu adam akıllı bakan oldu. Ne gördük? Kim hayatlarında yükseldi onun döneminde? Veya Davutoğlu başbakan döneminde? Yani hep aynı insanlar. Bunlar şey, ele geçirmişler koltukları. Ha, hep biz yapalım politikayı. Hep aynı isimler. Hep aynı isimler. Bakın yani şeye bakın. Cemil Çiçek'te ANAP döneminden beri daha en son bir 5 yıl önce hala şimdi Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu mu ne üyesi. Düşün, Cemil Çiçek kaç yıldır, ben siz kaç yaşındasınız bildiğim bileli bu adam ya bakan ya bir yerde milletvekili. Yani kime oy vereceğiz? Hep aynı insanlar. Değişim lazım. Değişim. Mesela Köksal Toptan meclis başkanlığı yaptı AK Parti'de. Adam milletin bakanı bir Süleyman Demirel hükümetinde. Yani hangisini bir örnek vereyim? Bir yerde saysan 50 tane örnek çıkar. Abdülkadir Aksu. Yani hep aynı insanlar. Hatta Tayyip Erdoğan Balıkesir Belediye Başkanı görevden aldı. Bu evet. İstanbul Ankara, hatırlar mısınız? Evet. Siz o adamı, ben baktım. Adam ANAP döneminde milletvekili yapmış. AK Parti döneminde milletvekili yapmış. Sonra belediye başkanı yapmış. Balıkesir'de başka adam yokmuş gibi. Yani biz buyuz yani. Peki. Çok sağ. Yani ben şimdi burada mesela arkadaşa soralım. Şimdi hangi partiye vermiş? İstanbul 3. bölgeden hangi partiye vermişse partiye milletvekili adını biliyor mu mesela? Soralım burada 100 kişiye. Bilmez. Bitti yani. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.